Merhaba arkadaşlar, bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün etek yapacağız arkadaşlar. Kumaşım var. Bu galiba 2 metre falan yaklaşık. Bunu 4'e katladım. Bakın 3-4. 4'e katladım ve böyle serdim. 1 santim fazladan alıyorum. 74. Arkadaşlar benimki 74'tü. Ben 74'ü 6.28'e böldüm. Siz de kendi belinizin uzunluğunu 6.28'e böleceksiniz. Arkadaşlar benimki 11.5 gibi bir şey çıktı ve ben 12'yi işaretliyorum. Tabii katlıyken, 4'e katlıyken kumaşımız. Şöyle çevire çevire böyle halka, böyle yuvarlak, yarım yuvarlak gibi bir şey yapacağım. Burası beli olacak ve burası da eteğimizin uzunluğunu belirleyecek kısım olacak bu kısım. Ve şimdi belimden aşağı doğru ölçüyorum, yani uzunluğunu belirliyorum eteğin. 44 santimlik bir etek uzunluğu olacak. İşaretlediğimiz kısımdan şöyle çizeceğiz. Yine aynı şekilde yapacağız. Böyle yuvarlak yapacağız, yarım yuvarlak. İşaretledikten sonra işaretlediğimiz yerlerden kesiyoruz. Şöyle birazcık sıktırarak bu şekilde şuraya dikeceğiz. Ondan sonra buraya dikeceğiz. Şimdi dikiş makinesine gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi lastiğimi yaptım ve belime göre ölçtüm, yani geçirdim, oluyor. Şimdi de bunu buraya inleyeceğiz bu şekilde. Dikiş makinesinin yanına gidiyoruz yine. Görmüş olduğunuz gibi lastiği çektirerek kumaşa dikiyorum. Sonra 3 numaraya getiriyorum zikzak modelini sürfle yapmak için uçlarını. Arkadaşlar dediğim gibi siz lastiği takmadan önce sürfle yapabilirsiniz belini. Ben unutmuşum. Şimdi yapacağım üstüne. Tabii yine gerdirerek yapıyoruz. Bu çok önemli. Yoksa beli esnemez.